sonra albüm çıkarmayı daha mantıklı buluyorum yani. Yaklısın da. İki ay sonra albüm çıkarıyormuşum. İşte balıkçı böyle diye. Radyoda çaldığında böyle direkt değiştirdiğin, tahammül edemediğin bir şarkı ve şarkıcı var mı? Altına işemiş vari bir direkt fotoğraf, değil mi? Direkt ya. Çok doğru söyledin. Kimler kimler üstüne alınsın bunlar artık ya. Ben kim? Çok asla var. Yan yana gelmem dediğim bir ünlü var mı? Ya bizim hayattaki en büyük keyfimiz Netflix'teki yeni çıkan şarkıların videolarına bakmak. Öyle enteresan tipler çıkıyor. Bakın ama. Kal sonra durunca işte. Ben ona çarptım. Arabaya binemiyorum, İrem önümde. Bari geri döneyim dedim. Anladın mı hani? Bizim böyle bir yanlış anlaşma vardı Derya'yla aramızda. Bundan yıllar öncesinde bir tweet atmıştım ben. Haklıysam aslanlar gibi üzüyor ki. Bize kaldın herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz Derya Ulu. Hoş geldin Derya. Çok bekledik seni. Evet. Vallahi çok bekledik. Bugüne yani. Kısmetmiş Derya. Yemin ediyorum. Aynen ya. Haftalardır, aylardır bizi bekletin dermiş. Yok ya. Yok hayır. Hiçbir mesajımızla geldi sağ olsun Derya'cığım, bizi kırmadı. Evet evet. Bu da ses oluyor bu mu? Yoğunluğunun arasında diyeceğim. Şu an hepimiz eriyoruz. Evet, bugün burası çok sıcak. Bugün her yer çok sıcak. Nasılsın Derya'cığım? Hoş geldin. İyiyim vallahi, hoş bulduk. Pandemi yavaşlıyor ve konserler başlıyor ve o hıza girmeden önce seni yakaladık ve evet, çağırdık bu, sanırım. Bu son haftam zaten. Aha. Sanırım böyle İstanbul'da. Ha bayağı. Evet, biz sonra yakaladık yani son evet, hafta. Evet. Biz başlıyoruz şimdi Temmuz'da konserler. Yakala bilirsen. Son evet, bayağı hani 2 günde bir, 3 günde bir sürekli olacak inşallah. Maşallah olsun yani, ya. Olsun artık yeter artık. Çalışalım artık ya. Artık çünkü şeyi gerçekten şarkı söylemeyi unutmuş olabiliriz yani. Ay, sen şarkı söylemeyi unutmazsın da. Sen unutmamışsındı. O şey şekerliğinden söylüyorsun onu. Bir o zaman bir doğ ver bize diye. Ama özledik yani. Çok eminim özlemişsinizdir. Aa. Yani biz de özledik biz ya. Biz de dinlemeyi değil özledik siz gerçekten. Yani ben size onu anlıyorum. Mesela biz bir işte konserler yakında falan diye böyle, hı-hı, bir şeyler paylaşıyoruz. İnsanlar şey yazıyor. Biz de gerçekten müzik dinlemeyi, canlı gerçekten müzik dinlemeyi öyle özledik gerçekten yazıyorlar. Gerçekten özledik ya. Müzik en müziksiz olur mu ya? Müziksiz olur mu ya? Vallahi ya. Bir müzik hayat gibi ya olacak değil mi? Şeyler açılacak. Konserler başlayınca. Ondan da birazcık korkuyorum. Ama yani konserler galiba hala yarı kapasite şeklinde devam edecekmiş. Öyle mi? Evet, mesafeli. Düğünler falan değil galiba. Bir yandan biz makyaja da başlıyoruz, bir yandan sohbetimize de devam ne edeceğiz. Ne yapacaksın tamam. Derya'nın bu okyanus gibi gözlerine? Ne verecek ne vereceksin bize? Nereye yapacaksın? Ya ben Derya'ya çok makyaj yaptım. Bir 3-4 filmde de yaptım, onun dışında da yaptım. İlk defa. Evet, ilk defa. Derya'ya makyaj çok da yakışır, makyajı da çok da iyi bilir, kendi de çok güzel yapar. Onun için biraz makyajı zordur aslında. Makyajı bilmeyen bile yapsa çok güzel oluyor onda. Ya. Evet. Gerçekten öyle. Skandal. Hayır şey içeride yani bilmeyen biri dahi olsa diyorum. Birine bile çevirsen bir şuna bir hani, fondöten sür desen güzel olur. Benim doğru mesela sana 10 yaşındaki yeğenime ver mesela fırçayı diyeyim ki Ceylin'cim Derya ablana böyle bir şey sür yine çok güzel olur. O yüzden o başka bir güzel. Yakışacak makyaj. Yakışmak başka bir. Diline felç geldi. Durum aynen nasıl toparlayacağım bilemiyorum. Neyse şimdi biz devam edelim efendim, makyajımıza başlayalım. Aynen. Kafamda bir şey yok ama ben böyle hafif fresh bir şey yapmak istiyorum Derya'ya. Ben ağır yapmak istiyorum. Smokey yapacağım. Simsiyah. Hayır yok ben de. Ya ilk defa çalışacağımız için de birazcık daha kontrollü gitmek istiyorum ben de. Hafif bir şey yapacağım ama tamam, tabii ki çok etkili olacak. Seçkinden yani daha mı iyi olacak? Şimdi ya hiç öyle olmuyor da işte sonunda görürsün. Bir şey demeyeyim. Seçkin en son bana koyu makyaj yaptığında. Demin anlattığınsa evet, girme o konu. Ne yaptın? Ya Sürgün Aşkımızın klibinin çekimine Salda Gölü'ne gittik. Evet. Bayağı bir sıcak, iğrenç bir kum fırtınası gibi bir ortalıkta, evet, havada kumlar uçuşuyor. Bir de araçla ve gerilmiyor. Evet, gerilmiyor. Böyle özel bir araçlarla gidiyoruz. Yürüyoruz ya da yürüyoruz of vesaire. 2 kilometre ama yani. Mükemmel bir yer ama çok sıcak ve çok kumluydu. Yani yaptığımız makyaj dolayısıyla öyle 2 dakikada bir tazelesek bir durmuyor. Tabii yer tatlıyor, beyaz, her yer beyaz kum ve Işık beyaz taş vurdukça olduğu için sürekli vurdukça da rüzgarla, fırtınayla birlikte. İşte orada biz yani beraber çalışacaktık. Yemek molasında. Profesyonel ürünler işte profesyonel. Hayır, oradan profesyonel ürünlermiş. Profesyonel teknikler falan. Yani yemek molasına gittiğimizde böyle şeye bindim, karanın aynaya baktım. Çünkü bu benim yüzüm olamaz falan zaten dedim. Zaten bir daha çalışmadık biz de.
Hayır, sildik tekrar yaptık ilk defa. Doğru. Tabii. Aa, bir de öyle bir sildik şey yapmış. Sildik komple çünkü çok kötüydü hava şartları. Benim de bir yine sanatçıyla. Yine de bir izleyin, yine de güzel görünüyor. Benim de bir sanatçıyla. Yine de son yaptığın klipten güzel dermiş. Adi köpek, jilet gibi makyaj yaptın. Yine de sadece parlamıyor dermiş. Yine senin parlayan kliplerini çıkarırım burada. Tek tek ortaya koyarım. Üstüme gelecek insan ben değilim. Senin de... Neyse. Aa, tamam neyse bizle kavga edermiş evet. Arkadaşlar. Bizim, benim bolca klibimi yaptı evet, seçkin. Sürgün aşkımız dışında da işte ne münasebet. Okyanus ilk klibi mesela. Da işte ne olsun. Sonra, ne münasebet. Ne münasebet. Ne münasebette ben seçkine 15 dakikada böyle... Onu da koyalım şuraya bir görün. Art bir şey yaptırdım. Aynen. Hatırlıyorum. Bir hatırlıyorum. Bu çizgiler falan. 15 dakika vaktimiz var başka yok dedim. Benim elim götüme gidiyor. 15 dakikada o şimşeği çizeceğim diye. İki yapacağım. Karavan sallanır şey çizeceğim. Ama bir şekilde orada da hava eksi 5 dereceydi mesela. Aslında sizin normal... ayarınız yok. Hayır hiç normal yok. O kadar soğuttu değil mi evet, orada? Tabii. Aa, doğru. Ama o zaman işte makyaj çok iyi tutmuştur. Evet. Jilet gibi kalmış. Vamp gibi yapışmış. Evet. Soğuğun başka bir etkisi var. Neyse ben şimdi Charlotte Tilbury'den bu şahane farla hiç böyle şey yapmadan, baz falan sürmeden ki zaten bu kendi bir baz gibi böyle başlıyorum. Aa, burada şey yok değil mi? MasterChef'teki gibi süre yok değil mi? Geri sayım. Süre yok, yoksa mahvoluruz. Süre olursa Derya ben gerçekten felç olurum. Çünkü bak hem soldan böyle yapıyorum farkındaysan. Evet sen hafif biraz böyle bir Notre Dame'ın kamburuna da bir atıfta bulunuyorum makyaj yaparken. Sana biraz daha zorlu bu taraf galiba tabii. Değil mi? Tersine ama geliyor ama arkadaşımın çünkü işte profili oradan daha iyi gözüküyor diye. Evet, seçkin her zaman. Devam ediyor. Ben ya biz son dönem yani senin şarkınla yatıp kalkıyoruz diyebiliriz. Yani bu kadar çok dinlediğimiz bir şarkı olmadı herhalde uzun uzun zaman. Şerefsizim ki. Şakaya bak yani hani öyle çok beğendiğim şarkı falandan bahsetmiyorum. Yani sabah uyandığım andan itibaren şarkını açarak başlıyorum. Ya gerçekten. Bak yemin gerçekten ediyorum. Milyon çok gaza getiren bir şarkı oldu beni. Belki de o yüzden bu kadar çok sevdim. Yani böyle altyapısı, müzik, sözleri falan. Bir gün evde böyle hafif alkollüyüm. Tabii. Bak sen, ama alkol dediğim bir beyaz şaraptan bahsediyorum. Senin klibini seyrederken şarkıyı söylüyormuşum ve arkadaşım video çekmiş. Onu bulursam eğer Hiko'dan isterim. Aynen. Bak böyle yapıyorum senin şarkında. Elimde kadeh. Aslanlar gibi de böyle televizyona doğru böyle parmağımı sallıyorum. O kadar seviyorum demeye çalıştığım oydu yani. O şarkıyla biraz ilgili konuşalım istersen. Nasıl buldun, nasıl çıktı o şarkı? Sen albüm yaparken bir anda sonra single'la döndün ve bu şarkıyla çıktın falan. Ya şöyle oldu. 2 sene önce ben albüm için repertuar çalışmasına başladım. Hani bugüne kadar hep kendi şarkılarımı genelde çıkardığım için, kendi yazdığım şarkıları. Ama ilk defa da böyle bir albümde sonuçta ben şeyden tarafım hep. Hani çeşitlilik olması gerekiyor. Başka beyinlerin, başka böyle ruhların bir şeyinin tabii karışması ki gerektiğine aynen inanıyorum. Emrah'ın da son zamanlarda yaptığı işleri çok beğendiğim için bir de hemşerim. Öyle mi? Oradan nereli? İzmirli. Aa, İzmirli'den. İşte bir görüşmemiz oldu. Önce ben ondan aslında başka bir şarkı aldım. Bu şarkı değildi. Bu şarkı değildi. İşte albüm için ama sonra diğerini bana yolladı ve diğerini yolladığında dedim ki yani bu sanki ben yazmışım gibi hissediyorum. Yani bunu da istiyorum diye. Evet, değiş tokuş mu yaptırdın, ikisini yok, de mi aldın? Yok, ikisini de aldım. Önce çıkaracağım şarkıyı normalde albümün işte çıkış şarkısı başka bir şarkı. Ben düşünün geçen sene Nisan'da tam pandeminin ortasında albüm çıkarıyordum. Evet, böyle 12-13 şarkı. Evet, öyle bir şey vardı. Doğru çıkıyordu. Evet. Tabii. Sonra pandemi gelince biz tabii durduk yani öyle bir süreçte albüm. İntihar yani. 12 şarkı birden evet. Sağlıklı düşünen gerçekten bir insan. Gerçekten zor. Ya çok emek oluyor çünkü çöpe giderdi. İnsanların tabii ilk önceliği... albümün olacak senin en tabii, çok ilk da kıymetli albümün bir mevzu yani. Ondan sonra dedik ki biz biraz bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Sonra baktık bu süreç bitmeyecek. Aynen öyle. Yani hani bir bu şey pandemi bitmiyor gerekiyor. Yani 1,5 sene oldu. Dedim ki ben bir tane çıkaracağım ama karar veremiyoruz. 3 adayımız var single için önden çıkan albümden. Diğer 2 adayı da dinlemek istiyorsun yayından sonra. Aynen. Tamam dinleteceğim size. Süper. Siz de dinleyemeyin. Burada dinlesek. Ha, burada olmaz be aşkım. Burada olur. Olur mu ya? Şaka yapıyorum. Bu kadar yol yordan biliyoruz biz de yani. Aşk olsun. Daha geçiyorum. Ondan sonra bir gün bana geldiler böyle. Şubat ayıydı bu sene. Dedim ki ben Kanunlar Gibi'yle çıkıyorum. Ama iyi olmuş Kanunlar Gibi'yle çıktın. Gerçekten. Yani iyi ki de onunla çıkmışım. Çünkü şöyle bir şey bir oldu. Hani... Benim için çok iyi oldu. Çünkü ben çok gaza gidiyorum.
Aranjesi böyle gerçekten ilmek ilmek dokudu yani Ozan Nasil. Ozan Nasil gerçekten döktürmüşler. Ve çok içimesindi ya. Yani çünkü çok basit bir şey olsun istemiyordum. Gerçekten bir müzikal kalitesi olsun istiyordum. Sound'u iyi olsun istiyordum ama insanların da kolay sevebileceği bir şey olsun. Tam da istediğin gibi olmuş evet, aslında. Evet hepsini yaptılar ama bu tabii bir sene falan sürdü. Bu arada şurada. Evet evet bir dönsün. Hatta şarkıdan bir şey de girer birazcık. Sayar keşke söylese çok az. Söylerim. Birazcık sıcak azalsın. Sıcak azalsın. Bir de makyajını toparlayalım. Daha da terleyeceğim. Rayayı duymayı her zaman çok sevdiğim için. Diğer şarkıları da şimdi hazırladık. Onu soracaktım. Bekliyorlar. Albümü şimdi ne yapıyorsun peki? Ne durumda? Şu an albüm yapmayı düşünmüyorum. Öyle mi? Hala. Full bitti ve kaldı mı o 12 şarkı öyle? Ya ufak revizeleri olanlar da var ama şimdi onlar yapılalı 1,5 sene olduğu için eskidiler. Aa, ya sen de eskidiler ama. Evet. Bir de böyle şimdi, bir tarafın da var yani aynı zamanda. Tabii olan kanunlar gibi de öyleydi. Bir yeniden yapıldı aranjesi. Aa. Tabii. Ne yapacaksın? Burcu değişiyor. Balık. Ama şeysin yani. Yani iş, onlar biraz duygusal olur ya. Yani şimdi genelleme yapıyorum. Ya nasıl, ben de duygusalım da aslında Rezan Kiraz gibi. Balıksa olmaz. Sana ne? Balık. Sana balıksa olmazmış. Yani genelleme yaptığım için söyledim de hani ne de hani böyle daha çok şey vardır ya işte başaklar titizdir şey yapar falan da sana ne gerçekten Dinçer Güner misin balık avlayan mısın canay doymuş musun sus. Evet. Dur ne diyorduk? Balık, lafı da karıştı. Balık. Yani ne bileyim, niye ben Burcu'mu söyledim bu arada? Ben sordum çünkü gerizekalı gibi. Bütün kafanı, bütün sistemi mahvettim. Ben niye söyledim unuttum. Ne kadar oldu bu arada? Nisan. 1-2 ay olacak. 2 ay olmadı. 2 ayda kaç milyon seyredin mi YouTube'da? YouTube'da şu an 12 küsür milyon. Wow. Ama şöyle bir enteresan oldu bu şarkıda. Normalde mesela benim YouTube'um hep daha kuvvetlidir. Spotify'da falan da. Şu an Spotify, Mood, Apple Müzik'te hep ilk 2-3 hani Elisir bazen 1 oluyor. Değişiyor. Bence niye biliyor musun? Yazın ya artık. YouTube'dan seyretmiyorlar. Direkt arabalarında falan dinliyorlar. Evet. O da değişiyor. Yani değişiyor. Artık insanlar sanki böyle çok klip izleme odaklı değil. Mesela bu arada ben de öyleyim. Bir şarkı dinleyeceksem direkt Spotify'dan ya da Apple Müzik'ten açıyorum. Bu arada ben de öyleyim artık. Direkt ona bağlıyorum. İnsanlar da sanırım o kafaya geçmiş. O yüzden oralarda çok daha hızlı gidiyor. Peki şimdi sen yazın bu şarkı dışında tekrar single yapacak mısın albümde? Yapacağım. Ne zaman? Yani şöyle bir şey var. Şimdi bir iki tane proje albümü var. Evet. Söyleyemiyorsun tabii. Yok Serdar'a taş Serdar, evet, Serdar abinin. Peki neyi söyleyeceksin? Orada ne söylüyorsun? Orada şeyi söylüyorum. Hadi çal. Hadi çal giderken kapımı. Hadi şey, çal giderken kapımı. Sana çok yakışır. Çok güzel. Serdar Otaş dediniz. Evet. Lafını balla kestireceğim. Hı. Bir tane fotoğrafım var onu bulurum. İlkokul 5'te gösteri yapmıştım. Buralara yaz günü kar yağıyor. Benim gözlerim çekik diye dediler ki sen Serdar Otaş ol. Şaka yapmıyorum. Serdar Otaş'ın şarkısı söylemiştim. Serdar abi selamlar bu arada oradan da. Bak öyle bir şeyim var. Öyle bir her anım, her şeyim anım vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok rica ediyorum. Biz pandemide Serdar abiyle çok vakit geçirdik. Clubhouse'lar olsun. Evet aynen. Buluşmalar evet, olsun. Evet. Ve şey yani Serdar abi hepimizden nefret ediyordu. Ya bir tane bende videosu var. O kadar tatlı ki mesela moralim bozukken o videoyu açıp kendime geliyorum. Mesela bizi bir buluşmada çekiyor. Evet buluştuk diyor işte. Hepinizden nefret ediyorum. İğrenç insanlarsınız ne? Şeymiş de istiyorum. Hayır hayır tabii ki de çok isterdim espri olmasın. Mesela bunu konuşalım uzun uzun. Hayır hayır. Onun o böyle şey hali hani betalleri o kadar tatlı ki yani bu kadar güzel mutsuz olunamaz. Ya yani. Ne güzel. Değişik bir evet. Şeydi bu. Evet. Güzel mutsuz olmak. 17.40'da uyanılır mı? İşsizlikten güçsüzlükten. Uyu baba uyu. Yemek ye, uyu. Kimseye ilişmeden eğer rahatsız etmedense evet, güzel bir aksine şeymiş. Aksine o mutsuzluğuyla insanları mutlu ediyor bir de. Çünkü viral çok oldu. Tatlı. Adamın söylediği her şey viral oldu. Öyle. Der ya sana bir eyeliner çektim bu arada lafın üstüne. Valla. Böyle bir şey. Hayatında bu eyeliner çeken. Ben görmedim öyle bir bu eyeliner. Ne? Bakayım. Ben görmedim. Biraz silik olmuş as. Ama fena değil. Neyse. Sen bu ara yeni çıkan şarkılardan hangisini dinliyorsun? Sevdiğin hangisi mesela? Sevdiğim hiçbiri hangisi? Dermiş. Var var. Benimki üstünde bir tane daha yok desene ya. Ya ne olur ya desene. Ben ya, bir şarkı yaptım. Ben hiç öyle konuşmam ki seçkin gibi bir ya. Değil. Öyle de işte. Olsun. Yok söylüyordu zaten. Kızım bak hani lafını karıştırıyorsun. Benim birkaç haftadır çok sevdiğim, enerjisini çok sevdiğim şarkılar var. İşte
Sefo'nun şarkısı var, Toz Duman. Ay bize çok seviyorum. Revart'ın şarkısı var bir tane, Hatırla diye. Yol şarkımızdı. Vallahi yol şarkımızdı o da. Bir de sonra onun şey şarkısı çıktı. O Hatırla kadar şu an yaygın değil aslında ama o da çok eğlenceli, Toz Duman gibi. Nereye giderdim diye bir şarkı. Acayip eğlenceli. Onda o Revart'ın tamam. Onu da dinledik. Arabada dinledik onu. Hatırlıyorsundur. Onları çok seviyorum bu ara. Sen rap seviyorsun anladığım kadarıyla. Ben seviyorum. Onlar bir de tam rap değildi aslında. Hafif bir... Hani reggaeton bir afroluk var. Doğru. Ben çok seviyorum o tarz şeyi. Yani eskiden beri severim. Onlar o yüzden böyle yüksek enerjisi olan şarkılar hoşuma gidiyor. O tarz şarkı yapacak mısın sen? Bir tane rapin var mı? Onu biliyorum ama. Rap değil de şey yani afro. Trap yok yani, trap de değil. Afro reggaeton bir şarkım. İki şarkım hatta olacak şu an. Ya güzel. Albüm değil ya, single. Pardon ben o hala orada yani... kaldım. Albümden sen tek tek dağıtacaksın o zaman. Ben şu an kısa süreçlerde tek tek dağıtacağım. Okay. Ya her şey bak şimdi ne oldu biliyor musun, böyle müzik lüks haline geldi ya artık, başka ihtiyaçlar önemli falan, o bir normale dönerse ben ondan sonra albüm çıkarmayı daha mantıklı buluyorum yani. Yoklusun da. İki ay sonra albüm çıkarıyorum şimdi. İşte balık böyle, böyle diye. Bir ay sonra 12 şarkı çıktı diye. Peki radyoda çaldığında böyle direkt değiştirdiğin, tahammül edemediğin bir şarkı ve şarkıcı var mı? Ya sence ben böyle bir soruya cevap verir miyim? Vermezsin de ben sorarım, sormuş olayım diye. Yok ya benim mesela... Benim var mesela. Yok benim mesela aramın iyi olmadığı insanların şarkıları bile ben çıktığında değiştirmem. Öyle bir huyum yok. Emek verilmiş diyorsun bir şekilde. Yani evet yani değiş, ne bileyim sevmediğim şarkıyı değiştiririm. Doğru. Dinlemekten hoş. Mesela başımı ağrıtan şarkılar oluyor bazen. Aranjesine tüm onda... dünya müziğini sığdırmış şarkılar. Aslında bundan bahsediyorum birazcık. Evet ya yani onlar beyin yoruyor ve onları değiştiriyorum direkt. Ama kişisinden dolayı değil yani öyle bir yok. Şarkıyı sevmediğim için müzik diyor. Müzik zevkiyle alakalı. Sorduğun sorunun cevabını alamadın arkadaşım. Biliyorum alamayacağımı zaten bilerek sordum arkadaşım. Merak doğru. etme. Ben Derya'yı birkaç yüzyılda tanıyorum. Aslında çok güzel oldu. Biz Derya ile yani, bu arada nereden tanışıyoruz? Derya, Ebru, Gündeş'e kadar yaptığınız... Bayağıdır böyle burada kim konuşuyor? Bunlar almışlar aynayı. Bir şey anlatıyoruz arkadaşlar. Ben dinledim. Ebru Gündeş'ten bahsediyordu. Biz Derya ile evet, çok eski tanışırız ve arkadaşız dedim. Sen o zaman Ebru Gündeş'e vokal yapıyordun. Kaç sene oldu Derya ya? Valla bırakalı... Başlayalı kaç sene bırakalı oldu? Bırakalı 7 sene oldu. 3,5 senesi var. 10 sene önce de. Ay 10 sene oldu mu? Evet. Ebru Gündeş'le nasıl tanıştınız onu merak ettim. Klavyeci arkadaşım vardı o ben. O ona çalıyordu. Sonra işte vokal arıyormuş. Beni bana söyledi ister misin diye. Ben daha önce hiç kimseye vokal yapmamışım. Hani hep sahne alıyorum küçük yaştan beri ama hep kendi şarkı söylüyorum. Anladım. Bak bunu bilmiyorum. Dedim ki bilmiyorum hani vokal falan. İsmail Türk gibi tanıdım yemin ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Size bir şey mi? Ben bir tane programa katılmıştım. Hasan Can'ın programına. Konuşanlara. Orada bak. Ay, ben sana onu soracaktım. Ben sana onu soracaktım. Böyle bir ıslanmıştı üstün. Altına mı işedin? Gülmekten. Manşeti yatın. Derya Ulu gülmekten altına işedi. Orada da böyle bir sıcak var arkadaşlar tahmini. Hani böyle bir sıcak var ama orada da, tamam mı? Şey ve o gün o tulum giydim bir tane. O tulumu da ilk kez giydim. Hani daha önce bir deneyimim olmadı. Giydim, oturdum stüdyoda. Aynen böyle oturuyorum. Ya o kadar sıcakta hareket de etmemişim ben. Bir kalktım ayağa, gideceğim böyle bir senin şey gördüm. Senin göğsünün altına bak işte, aynı bu şekilde işte. Yani, biraz hani. Sanki bak, altına işemiş vari bir direkt. Uç fotoğraf. Direkt ya, inan o da. Ve normalde orada Hasan Can görmedi. Gerçekten ben söyledim. Mi? Bu arada söyledim. Hatırlıyorum onu, evet ben seyrettim o bölümü. Ben zaten hepsini seyrettiğim için. Ayağa kalktım ve... Ayağa kalktım, beni uğurluyordu. Sen de mi ayağa kalkınca o an gördün? Ayağa kalkınca gördüm, miydi? Hayır hissetmedim. Çok ay, ince bir kumaştı çünkü. Ay ama... Ve böyle yaptım. Hasan Can benim önüme ne olmuş dedi. Çünkü insanların gördüğünü düşündüm. Karşıda içeride şey insanlar var. Öyle yedirebilirken sen kendin açıklamışsın. Ya o anda içimden geldi söyledim. Sonra tabii ne olur bunu yayınlayayım falan. Ben dedim yapma. Ama tam da programında çünkü... olmuş. Evet. De ciddi ya, bir haber programında olsa bir abuk durabilirdi de çok eğlenceli bir program zaten. Aynen öyle. Tabii, hiç problem ne olursun yok. Koyayım dedi o da. Ben de dedim tamam ya. Ben bu arada soru bakıyorum. Dur ben daha sorun hani. Bitmedi ki. Ebru vokal arıyormuş. Ebru Gündeş. Sonra okey demişler falan. Direkt ben nerede başladım biliyor musun? Nerede? İlk sahnemi söyleyeyim sana. Günay. Oo bir de. Wow. Evet. En babalarından biriyle. Günay'da gittim. Sahne öncesi işte beni kulisine çağırdı. Orada tanıştık.
şey hani falan dedim. Prova denemeye hayır. Bakayım bu kızın sesi güzel miydi bilmem İlk ne. İlk işte bir şey denediler yok. Hemen. Ha. Aa müthiş bir, ay çok heyecanlı olmalı. Prova dedikleri. Ben titriyorum yaprak gibi. Sonra da dedi ki hiç heyecanlanma, hiçbir şey yok, takıl dedi. Bana. İşte evet, rahat, evet. Rahatlı da rahat bir kadındır zaten. Aynen. Sonra evet. Zaten işte provalar bilmem ne derken öyle. Peki o ilk gün güneye çıktığında sen tekli bir şarkı söylemiş miydin? Yok söylemedim onu galiba. Sonra söyledin ama sonra da evet. Bir şarkı. Sonra tabii. Şey, uykun mu geldi? Valla ellerimiz şifalı gibi. Bazı öyle insanlar öyle olur. Spa'ya gelmiş gibi falan böyle evet, bir şimdi rahatlığı. Uyuyacağım. Ha, şey söyleyecektim. Hiç aslında... Daha önce iki kişi makyaj yaptın mı? İki Yok taraf. İlk defa. Ha, peki nasıl bir his? Yani spa hani rahatlığından ziyade. Valla çok güzel böyle ben takılabilirim. Sonra beni bir koltuğa siz bırakın. Otururuz bırakırız. Gittikçe naifleşiyorum. Ha, sanki değilmişsin gibi. Ha, gerçekten. Peki Derya. Evren. Derya onu. Bu bir viral olması lazım. Bunu niye olmadı ya bilmiyorum. Şey, ay yiyeceğim. Oldu. Sibercan'a da buradan öpücükleri gerçekten. Evet, o kadar çok tatlı ki. Her şeyine hastayım. Onun E'lerine de ayrıca hastayım. Ya, o kadar zarif ki yani. Çok, müthiş kibar. Çok. Ben o programda ilk defa yüz yüze tanıştım kendisiyle. Öyle mi? Gerçekten mi? Evet, ha, evet. Bir de. Yani dünyanın o kadar, en tatlı kadınlarından evet, biri. O kadar gerçekten. Güzel ağırladı, o kadar zarif, çok o kadar kibardı. Böyle misafir, hani misafirine böyle insan şey yapar ya, hani üstüne düşer. O gerçekten bir ev sahibi gibiydi. Belli oluyor ve, izlerken bile zaten. O seslenişini bu arada birçok şey sayfası, fenomen sayfa caps yaptı. Gerçekten bütün mi? Derya Ulu şey seslenişlerini unutun diye. Ya. Bugüne kadar. Derya Ulu. Derya Ulu. Ya çok güzel ya bir şey de var. YouTube'da Dayan Yüreğim şarkısını onun seslenişiyle başlatmışlar. Şarkıyla başlamıyor. Nasıl? Videoyu açtığından Derya Ulu diye bir şey geliyor. Sonra şarkı başlıyor. Sonra şarkı başlıyor. Peki ha, o senin ilk çıkış şarkın o muydu oraya? Onları evet. Bağlamışlar. Evet. Ha, okey. Ya yani Derya Ulu. Artık arkadaşlarım ve herkes bana öyle sesleniyor. Derya mı diyorlar? Evet, zil sesi yapanlar ama, var. Ama bunu bize de atsana. Bize ya, bize dinleyin. Biz de şey yapalım. Derya diye çalsın. Derya diye çalsın. Çok istedi. Of peki ya, senin taklidini yapabildiğin bir ünlü var mıydı? Hiç hatırlayamadım ben. Var yani mı? Yani var. Ya bu arada bilmeden sordum hazır şey yaptım bu soruyu. Yani. Yavuz Seçkin Show'a bağlamayacağız hiç merak etme. Bir değil dedi hem de abi. O zaman Yavuz Seçkin Show'a bağlıyoruz. Ha, evet. Ya, bağlanmayacak hayır. Diyordum. Hani. Çok merak ettim. Kim önce isimlerini merak ettim. Söyle. Yani bir kere şeyi yapmıştım zaten. Armağan Çalın programında seneler önce. Kim? Nihat Doğan'ı yapmıştım. Zerrin Özer'i Zerrin Özer. Ne olur Zerrin Özer. Özer. Ne olur. Ya, olur bak, ne olur. Gerçekten onu çok isterim. Kıyamam olabilir. Ne yüksek ardım gözüm. Ne farafolda cevap vereceğim şimdi. Bir tek sen uyusun aşk sen altında sahavurmuyor gözlerimle bir dolu yaşa kıyamam diye gidiyor. İlk defa ilk defa böyle bir şey yaptık bu arada programda. Aynen, hakikaten. İlk defa. Kimse de istemedi ben çünkü. Ben de bayağıdır yapmamıştım. Aslında bir iki tane çok belirgin şarkısı var onları da şu an aklıma gelmedi. Bayağı zaman oldu. Olsun bize yeter. Bize bizim için işte, yetti. Bir aynen. Takım taklitler, bir takım şakalar, şovlar, minik şakalar. Şey ben çok soru sordum gibi geldi. Ama ben ne güzel bak konuşuyoruz ediyoruz. Öyle sen mi? Sor. Ne güzel soruyorsun. Peki, ben makyajı bitirdim. Peki sesinin kıskanıldığını düşünüyor musun hiç? Hep fit nefesler. hep ama kötü bir şey sorma. Yani vardır mutlaka. Vardır biri. Mutlaka vardır yani. Olmaz olur mu ya? Yani iyiliğinden yani mutlu olacak iki tane üç tane dostum. Kıskanılması gibi bir şey arkadaşım yani. Bizim bir tek makyajımız kıskanılmıyor ki. Keşke diye. Yani bir tek makyaj olsa keşke. Şimdi hani sen beni yakından tanıyorsun Seçkin. Ben gerçekten başarılı her işi ve her insanı böyle gıptayla seyrediyorum. Hı-hı. Bak kıskanmakla gıpta etmek arasında fark evet, var. Evet tabii ki. Ve onun daha üstüne çıkmak için daha çok çalışır, hı-hı, çabalarsın. Hırs çok iyi değil ama insanların bir şeyleri gerçekten aşmak için daha çok çalışması iyi bir şey. Hı-hı. Azim güzel bir şey yani azmetmek daha iyi bence. Ve ben mesela kıskanan insanları anlamıyorum. Yaşıyorum bunları tabii, hı-hı, ki de. Tabii ki. Ama benim için önemli değil çünkü ben başkasıyla ilgilenmiyorum. Ben kendimle, hı-hı, ilgileniyorum hep. Çünkü yukarı çıkarmam gereken benim. Doğru. Yani onların çıtası o değil. Doğru. O yüzden insanların bu kıskançlık hissi yerine daha çok üste çıkmak için daha çok çalışıp azmetmesinin ben daha güzel bir rekabet olduğunu düşünüyorum.
Çok zaten bence rekabet böyle güzel böyle güzel şey. Olmalı yani. Çirkin. Evet, o onun üstüne çıkmaya, o onun üstüne çıkmaya çalışmalı, çıkamasalar ya da çalışmalılar yani. Yani iş üstüne çıkmak lazım. Kesinlikle insan öyle. Değil. Kesinlikle öyle. Yani burada ama insan insan üstüne binmek istiyor. Evet, bizde. Bizde var o ya. Bu hep olmaz mı yıllardır? Ya gerçi bizde var diyoruz ama dünyada da var ya bu. Yani vardır, dünyada da var. Mutlaka var ama onların rekabetleri, savaşları mesela işleriyle kesinlikle karşılık öyle. Yapıyorlar. Bak şimdi Doja Cat diye bir kız çıktı mesela. Mesela. Yani Allah ortalık yanıyor. Ben mesela bütün işlerini gerçekten hem çok iyi dinliyorum hem de yani kadının çıkarttığı bütün hitler şeyde. Geçenlerde çünkü bir yazıda gördüm de oradan geldi aklıma Doja Cat diye. Nicki Minaj ve Cardi B'nin işte en büyük şeyi diye çıkarttılar. Rakibi diye çıkarttılar. Öyle. Çünkü kız durmuyor ama gerçekten. Yapıyor. Ama iyi işler yapıyor. Aynen. O Weekend'le en son şeyi. Düet falan. Müthiş yani. Ya zaten iş iyi olmadıktan sonra insanlar bir şey, bir desteklerle bir şeylerle ancak bir yere kadar gelir. Doğru. O ilerlemez yani. Çok doğru söyledin. Kimler kimler üstüne alınsın bunu artık ya. Kimler kimler üstüne alınsın bunu ya. Alınacak çok insan var. Benim yapıştı üstüme bu. Ben bayağıdır galiba makyaj yapmıyorum. Bir güzel hoşuna mı gitti? Evet, hoşuna gitti. Ben kendim bayağıdır, ben bir rimel sürüp çıkıyorum. Ya, bir şey diyeceğim. Sen bayağıdır bize makyaj yaptırmıyorsun evet. Ya da öyle bir farkı olabilir. Bence bu makyajı sevmesinin en büyük sebebi... Her gün bir atış, bir ya ben niye böyleyim ya? Baksana sorular hazırlamışım hep böyle bir fitnelik, fesatlık. Yarısında her sorudan mı var? Mesela demişim ki sana kazık atan bir ünlü oldu mu diye bir şey yazmışım mesela. Ya hep sorular. Yani bak. Neden? Sorulara bak mesela. Bak, onları ben yazmadım mesela, onları. Mesela hayır. Bir tane ben sorayım sana şimdi. Futbolla çok iyi bir şeyin var senin, ilişkin var. Evet. Ben senin ilk röportajında, okyanus zamanında röportajını hatırlıyorum. Böyle şey yaptığını, top sektirdiğini, gittiğini falan. Uçaklardı. Bu ilgi, alaka nereden geliyor? Evde mi böyle bir şey vardı yoksa sen bayağı... Yok, benimle alakalı bir şey bu. Yani ben İzmir'de büyüdüm. Hı hı. Ve oturduğumuz mahallede böyle 20 kişiydik. 2 kız, 18 erkek falandık. Ve ben hep böyle erkek arkadaşlarım olarak büyüdüm. Ve bizim evimizin orada bir tane stadyum ne ya? Olsun olsun, havalı olur. Stadyum halı da. Halı saha. Halı saha ama normal bir stadyum. Halı saha değil. Yani mesela bir tane spor kulübünün çalışma antrenman tesisi. Hı-hı. Öyle daha büyük. Daha büyük. Aynen, normal aslında stat sahası boyutunda. Hı-hı. O zaman orada daha çim falan yoktu, topraktı orası. Ve ben orada her gün sürekli maç yapardım, futbol oynardım, işte top sektirirdim. Okula giderdim, okulda takım kurardım, maç yapardım falan. Başka bir şey. Kim yapmıştı biri, bunu bir kere daha? Biri döndü. Biri yapmıştı aynen. Biri daha yapmıştı. İşte yani o şekilde başladı. Zaten babam fanatik Fenerbahçeli. Onunla fanatikliğiyle büyüdüm. O zaman başka bir soru daha soruyorum. Bak ne kadar güzel bir soru sordum. Ne kadar güzel cevabını verdi. Ben de onlardan sorayım sana. Çok asla farklı. Yan yana gelmem dediğim bir ünlü var mı? Var öyle biri. Vardır mutlaka ya. Ya mutlaka vardır. Yan yana. Yani... Bulunmak istemem o ortamda dediğin biri var mı? Yani var mı derken hani mutlaka vardır ya ben da. Zaten böyle çok istemediğim yerlere genelde girmiyorum. Hani hı-hı. Bu benim ama bilerek yaptığım bir şey değil. İçimden gelmiyor yani. Çünkü ben rol de yapamıyorum. Poker bazen, face değilim de diyorsun. Ya evet yapamıyorum yani. Belli istem dışı belli ediyorum bir şekilde. Anladım. Hani sevmediğimi ya İbrahim da. İbrahim Tatlıses Show'daki şey Hande Yener gibi diyorsun. Evet. Ya. İndim nereye kaç bulamadım. Söyleyeceğim. Bence orada çok tatlı görünüyor ama ben oyum. Anladım. Bu arada ben sana bunu söylüyorum ama mesela hiçbir durumda yüz ifademi kontrol edemiyorum ben de. Yani kötüysem belli ediyorsun. Gerçekten hiçbir şekilde hani böyle hani millet yapar ya ve çok kıskanıyorum onu yapanları. Anında böyle şekil değiştir, hiçbir şey yokmuş gibi davranır falan. Bende asla yok. Ya anlık kötüysem belki, anında kötüyüm. Bak anlık belki olabilir kısa bir süre. Ama o süre uzadıkça benim yok yani yüzüm düşüyor yani. Ben de böyle oluyorum yani. Hande Yener kızmaz inşallah ama yani yok, haklı çok şey da o yüzden zaten ben o tarz insan olarak değil de yani ortamlara vesaire ya da o tarz insanların olduğu ortama genelde hiç gitmemeyi tercih ediyorum. Kim o tarz o insanlar diye bakacağım. Kızım. Fizikçi. Ya benden nefret edecek. Hayır. Yok yok hayır. Ben sana şimdi çok tatlı bir soru daha sorayım. Asil'le ne zaman kaos evleniyorsunuz? Kaos içindeyim şu an. Alın zaten terliyorum. Evet. Daha da artıyor oran. Nem oranı yükseliyor. En çok sorulan sorulardan biridir herhalde. Evlenirse peki gidip tam altını takacak mısın? Takarım tabii. Ha. Helal olsun. Gelin makyajını da yaparım hediye. Helal olsun bu, be. Bu kayıtlara program geçsin. Kayıtlara geçsin. Eğer takmazsan da... Ortaya ben çıkartırım ki. Evet. Onu tamam. İfşa ederiz. Ne dedin tam mı dedin? Tam dedim. Tam kaç paraydı? Tamam maşallah. Birkaç seneye daha da yükselirse. Ya şimdi bak, ben şeyden yap. Bari. Çeyrek 850 falan öyle düşün.
Ay, o kadar mı? Ya artık ne yapalım? Çeyrek o kadar oldu mu? Maalesef oldu. Bir kere çıkar. Maalesef oldu. O kadar da bir arkadaşın da evleniyor tabii ki. Herhalde ama... Azıcık Derya'cığım istiyorsan zaten bugünden sonra fikrin değişeceği için gelin makyajını ben yaparım. Takısını o takar. Tamam, onu zaten her halükarda takması lazım. Sen makyajla kurtarıyorsun yani. Ben bütün arkadaşlarımla öyle kurtardım. Ben de öyle yapıyorum. Bütün arkadaşlarımla düğün gidiyorum, makyajını yapıyorum. Aynen o da olur. Doğru. İki de çeyrek takarız. Tamam. Yüzümün yarısını sen yarısını o yapıyorsun değil mi? Ama şey yaparız. Birebir aynı yaparız canım. Ha, öyle yaptığımız oluyor. Yeteneklerimiz burada tartışmayalım. Şey yapmayalım. Peki, sen dedin ki ne zaman evleniyorsun dedi. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yani önümüzdeki günlerde veya senelerde? Ya şu an kısa planda yok tabii ki de. Ama... Yani Allah nasip ettiğinde aynen olur inşallah. Kalkıp da bak ne kadar nazik bir kız. Kalk da sana ne demedi. Ola? Demedi. Bunlar özel sorular demedi. O zaman o madem bu sorulara bu kadar çeyri davranın, tevazu davranın, sana bir soru geliyor şimdi falan diye. Hayır. Neymiş? Normal şey yapıyorum şu an. Ha. Bir düet falan bir şey gelir mi peki? Diye bir soru sormuş Tolga. Asil'le. Ben yazmadım. Asil'le düet. Aynen bir düet insan olur mu? Ben çok istiyorum olmasını. Herkes de çok istiyor bence. Evet. Ama Asil zaten tek başına bir şey çıkarsın diye böyle o kadar çabalıyoruz ki, o kadar ısrar ediyoruz ki. Niye çıkartmıyor huysuz? Asil ne yapıyorsun? Çıkartsana bir tane ya. O kaç yıllar geçti, aylar geçti. Ya evet hazır değilim diyor. Şimdi nasıl hazır değilim ama ya? Şimdi mesela iki tane ona şarkı, birini biz yaptık, diğerini de işte sözlerini biz yazıyoruz. Onları çıkaracak gibi duruyor şu an. Sen şarkı çıkarmıyor musun Seçkin? Yok ben ne çıkartayım artık, çıkarttım çıkartacağımı. Niye? Şarkıcılıktan para kazanamayacağını gördüğüm için. Kazanan nasıl kazanıyor? Kazanan yıllarını veriyor. Bütün hayatını ona adıyor. Ben 16 yıldır makyaj yapıp bir sene müzikle ilgilenince olmuyor işler yavrum. O zor o işler. Ben zaten hobi olarak çıkardım. Gidip biliyorum canım. Aman milyarlar kazanıyor. Sen yeni laf mı attın? Yo ama öyle mi oldu acaba? Yo bana kızdı gibi oldu sanki daha çok. Ha sana ne kızayım ben? O iş öyle olmuyor falan dedi birden yükseldi. Ver lan şu maskarayı ben de süreceğim gözünün altına madem öyle bir şey yaptın. Gözünün altına sür tabii. Ha. Ama öyle düşünüp bir single yapayım diyen insan çok var bence. Var tabii ki de. Ya. Atıyorum ama belli bir emek çalışayım, ve bedel vereyim. Ödemek lazım ciddi anlamda yani. Tabii ki. Ya bizim hayattaki en büyük keyfimiz Netday'deki yeni çıkan şarkıların yıllarına bakmak. Öyle enteresan tipler çıkıyor. Bakın ama şöyle söyleyeyim size. Yemin ediyorum arkadaşlar şimdi bak burada bir sanatçı varken söylemek istiyorum bunu kardeşim. Mesela hiç, ben mesela bir şey olsa Seçkin derim ki Seçkin. Seçkin derim. Bu nasıl bir video derim yani. Bu güzel bir video mu derim. O da bana der ki arkadaşım bu güzel ama burası keşke değişse der. Yani koyulan videolara inanamıyorum. Onların dostu herkesin, yok mu? Bence yok. Hayır bak bizim ya. Bence Türk milleti olarak, bence diyorum ama bu arada yanlış anlaşılmasın. Bazı konularda medeni cesaretsizliğe ihtiyacımız var. Bu kadar cesur olamayız. Evet özgüven. Evet. Her arkadaşım. Ama işte o şeyden geliyor. Konuyu bilmemekten. Bilmeyen daha cesur oluyor. İnsan ama ben de bilmiyorum mesela. Mesela diyorum ki yani şey bunu... Oluyor, cesareti kırılıyor insan öğrendikçe. Ya biz bir de bence hani şey Türk... gibi bak bu oyunculuk gibi. Evet. Yani nasıl herkes o çıkayım da oyuncu olayım gibi bir kafaya girmemeliyse... Ki giriyorlar. Ki giriyorlar. Şarkıcılık da öyle. Çünkü sahne yapmak ya da bu işi meslek haline getirmek gerçekten o kadar basit bir şey ya değil. Ya öyle şey olur mu Allah aşkına ya? Bir de bu ses yani sesten bahsediyoruz. Her şeyden önce ne demişlerdi? Seks. Ses. Hatırlıyor musun? Evet. Çetin gözü. Çok iyi direkt. Pınar mıydı? Ben bilmiyorum. Yani çok iyi. Vallahi her şeyden önce seks diyor. Kız ses diyecek ama. Ses diyecek sana diyor ki. Beni çok şaşırttınız diyor o yüzden. Peki ses mi? Kıyafet ve seksilik her şeyden mi? Önce tabii ki seks, şey ses. Son olarak konuşmak bence kendin güldüğün için soruyorum. Şu son bir kaçmışsınız vesaire ve çok çok iyiydi o. Çok iyiydi o. Bence de çok komik ve gülünesi bir şey zaten. Ya. İnsan bazen öyle saçma bir durumda abes bir şey yapabiliyor ama çok da normal bir şey. Ben de olsam ben de ya kaçarım mesela. Ben panik anlarında panik. Müthiş saçmalıyorum. Ben de. Yani şöyle biz kamerada görünüyor. İrem'le çarpıştık arabaya bineceğiz diye. Gerçekten İrem mi? Durdu çünkü böyle. Kal sonra durunca işte. Ben ona çarptım. Arabaya binemiyorum İrem önümde. Var geri döneyim dedim. Anladın mı hani? Saniyelik benim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Güzeldi. Çok şahaneydi. Harikaydı.
Ve çok sonra, iyi. Geri deneyim. Dedim ki ben neden böyle bir şey yaptım? Yani ben neden böyle bir şey yaptım diye ve çok güldüm kendime. Dedim ki hatta arkadaşlara, hani herkes söyledim orada olan. Dedim ki bu yayınlanırsa gerçekten çok gülersiniz dedim. Ve sonra yani benimle o kaçışımla ilgili bir kepsiler yaptım. Ya işte, onu görmedim ya. Ben de. Ev sahibi kirayı isteyince. Çok iyiymiş. İşte aidat, kredi, kredi kartı ekstreleri gelince ben falan diye böyle. İyiymiş ama. Hani çetin bu tarzda hep kepsi. Sadece benim o giriş anım, kaçış anım. Ben peçet atacağım. Yani Fedon gibi şimdi böyle. Şarkı şey yapacağım, yemin ediyorum. Tolga! Tolga, Allah seni almasın Tolga! Yemin ediyorum Tolga. Allah'tan. Şu sürü de bitireyim. Şu hadi. Ahsen Gönül Cevan tetölemiz al Allah'tan yani. Sene selamlar. Ahsen Allah. Aşkım. Son olarak da Derya'nın şöyle yüzünün yarısını gösteriyorum. Önce bir daha az güzel olan tarafı gösteriyoruz. Hoş. Şimdi daha güzel ve her zaman Derya'cığımın yüzüne yakışan renklerden oluşan bir far makyajı, göz makyajı. Far makyajı. Far makyajı ama. İşte. Göz makyajı. Alet ya. İşliyor, el övünüyor. Ya sus ya. Kes lan diyor. Ben şimdi şeyin karşısında bir de. Nasıl değişik ikili ya. Ne diyoruz o zaman? Ne diyoruz? Bir bize kaldığından sonuna geldik diyoruz. Derya'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ayağına ederim. Sağlık. İyi çok, ki geldin, iyi ki varsın. Çok sıcaktınız. Seni çok seviyoruz. Gerçekten değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi Derya? Bunu da söyleyelim. Bizim böyle bir yanlış anlaşma vardı Derya aramızda. Bundan yıllar öncesinde bir tweet atmıştım ben. Şaka yapmıyor yani şeyden bahsetmiyorum bunu. Yani bunu söylemek de istedim söyle açıkçası. Ben Derya'yı hiç tanımadan, hiç bilmeden ama kişinin nedir yani bu kız neden kendini böyle yanlış anlattı dediğim bir tweet atmıştım ve ondan sonra dedim ki salak mısın sen? Estağfurullah. Hayır yani vallahi öyle söyledim. Seçkin de bana dedi ki oğlum hasta Derya böyle bir kızı sen hiç tanımıyorsan bu dedim haklısın ve şey yapmıştım. Özrümü de dileyim burada. Ya, ama tanıştığım için de gerçekten çok memnun oldum. Ben niye her sanatçıyla şeyim, Gülben Hanım'la öyle, Derya ile öyle, hep Twitter'dan yazmışım zamanında. Tabii, Gülben. O MasterChef'teki Uğur gibi. Yemin, ama yok yani aramızda böyle bir şey olmadığını değil bilmek ve buraya gelmen, bize gerçekten konuk olman ne kadar yüce gönüllü bir kadın olduğunu gösteriyor. Çok çok teşekkür ederim. Ben bunu bilip de gelmen de şaşırttı beni doğrusu dermişim. Hayır şaka yapıyorum tabii ki. Gerçekten bir kere daha söyleyeyim çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun bundan sonra da inşallah daha sık görüşürüz. Makyajın içinde telefonumu veririm. Yaptırma bundan sonra öyle yanlış ellere gitme. Yani gitme yanlış ellere. Ay ay Allah'ım ya. Neyse. Çok teşekkür ediyoruz bizi sevdiğiniz için. Ben Derya geldiği için. Ben teşekkür ederim valla. Çok keyifliydi. Müzikle kapatalım dedim. Geçen videoda da yokuşla kapamıştık hatırlarsan. Ama bir Derya'dan dinleyelim istiyorsan. Bir susalım bir. Ben bir kapatayım. Belki üstüne tamam. Kuble. Dans mı edelim? Üstüne, üstüne hep beraber söyleyelim. Ayağa kalkın falan. Hayır ayağa kalkmayalım. Arkası ısla. Ben ayağa kalkarsam daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazar günü yine aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum bırakmayı, like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Bu ne ya? Bu ne ya? Bye. Bu ne ya? Sıcak. Üzüyor gece kabuslar gibi gittin sen de vefasızlar gibi. Önüne kanunlar gibi haklıysam aslanlar gibi. Üzüyor gece. İşte buydu. Bak böyle alkışlıyorum. Terim gözükmesin diye yemin ediyorum. Görüşürüz.